merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Emine. Videoma başlamadan önce yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirim ziline basmayı unutmayın lütfen. Şimdi hemen içeriğimize geçelim. Bugün sizlere duş başlığını nasıl temizliyorum onu göstereceğim. Bu aralar hep sizin istediklerinizi çekiyorum. Haberiniz olmuş olsun. Hepsini de sıraya koydum böyle. Benim duş başlığım şu şekilde. Şöyle gördüğünüz gibi. İçi falan böyle bu şekilde kireç oluyor, kararma oluyor. Su böyle farklı farklı yerlerden delikler kendini karıştırıyor. Oraya buraya akmaya başlıyor. O şekilde düşünün. Ben mesela onu temizlerken bunu da temizliyorum. Çünkü bakın buralarda da aynı şekilde kireçlenmeler oluyor. Hani duşta orada temizliyoruz ama orada mesela altını falan tam temizlemediğimiz için ya da sıkmadığımız için temizlenmiyor. Normalde ben her temizlediğimde duş başlığını temizlerim. Bakarım çok böyle kirlendiyse içi o şekilde temizleme yapıyorum. Siz de o şekilde yapın. Yani bekletmeyin. Çünkü inanılmaz derecede çok fazla kireç olmasına ve içinde çok fazla birikmesine sebep oluyor. İki tane duş başlığımı neyle mahvettim biliyor musunuz? Çünkü bunlara yanlış şeyler uyguladığınız zaman bunlar böyle krom kaplama gibi oluyor. Sirkele ben iki tane duş başlığımı, bir tanesi beyaz duş başlığı olarak düşünün, o şekildeydi. Sirkeyle içini temizledim. Yanlardan patlattı onu. Yani kireç temizleyeceğim derken duş başlığından oldum. Bir tane de aynı şekilde bunun gibi krom kaplama olan bir duş başlığımı da. Onu da üzerlerinin soyulmasına sebep oldu. Onu sirkeyle temizlemeyin. Sirkede asit olduğu için ne yapıyorsunuz? Döküyorsunuz. İşte oradan buradan patlamasına sebep oluyor. Tamam. Ben de o şekilde hata yaptım. Sirkeyle temizliyorum. Baktım olacak gibi değil. Kromlarının boyalarının kalkmasına, oradan buradan patlamasına sebep oluyor. O şekilde düşünün. Beyaz duş başlıklarının da sararmasına sebep oluyor. İçindeki asit yakıyor onu. Şimdi ben nasıl yapıyorum? Hemen onu söyleyeyim. Böyle uyarıları da vereyim. Dediğim gibi ben iki tane duş başlığımı sirkeyle temizlerken mahvettim. Artık sirke falan kullanmıyorum yani bunlara. 5 dakika bekletiyorum. Çok böyle kireçli olanlar 10 dakika bekletebilir. Musluğunuzu kontrol edin. Benim yapacağım şekilde yaptığınız zaman orasında burasında kabarma olmasın ya da böyle kararma olmuyor. Daha çok parlatıyor. Çünkü ben neyle yapıyorum? Parlatıcıyla yapıyorum. İnanılmaz derecede zam olmuş. 3 lira 25 kuruşa aldığım şu Brit artık 101'e gelmiyormuş. En son oradaki bayan etiketini gösterdi bana. 8.25 dedi oldu. Bunu artık gönderiyorlarmış şu sır. Bunun da içi beyaz. Bunu da 9.75'e mi aldım? En ucuz parlatıcı artık bu sanıyorum. Parlatıcı da alamayacağım. Zordan bunu aldım. Ucuz hiçbir şey kalmadı. Şu tarafa geçelim biz. Buraya geldik. İçini göstermiştim. Yakından biraz daha göstereyim. Bakın sarı sarı olmuş. Bunlar da şu kısımları böyle kireç oluyor. Şöyle bir kap alıyorum. İçine su falan koymayacağım. Sadece nasıl yaptığımı hemen şöyle göstereceğim sizlere. Dediğim gibi dikkat edin. Olur hani kabarma olur, patlak olur. Kararma yapmıyor dediğim gibi. Yani duşakabindeki kireçleri ben normalde ilk zamanlarda gösterdiğim şekilde parlatıcıyla da çıkartabiliyorsunuz. Ondan dolayı bir şey yapmıyor. Şu şekilde içine biraz döküyorum. Şuralarına da sıkıyorum. 5 dakika bunu bu şekilde bekletiyorum. Yani şu böyle içinde kalsın. Bunlara da aynı şekilde şöyle sıkıyorum. Parlatıcı kokusu rahatsız ediyorsa içine yumuşatıcı da koyabilirsiniz. Yumuşatıcı da çünkü kireçleri bildiğiniz gibi yumuşatıyor. Daha çok çıkmasına sebep oluyor. Yani bunu gördüğünüz ne kadar vardı? Hepsini koydum. Ara ara şöyle yapıyorum. Bunu kullanmama gerek yok. Bu yeterli oldu. Bu sizi uğraştırmayıcı bir şey. Zarar vermeyici bir şey. Böyle ürünlere. En azından daha uzun süre kireçlenmeden kullanım yapabiliyorsunuz. Şimdi bunu böyle bekletelim biz. Şöyle bir tül parçası. Bunları çok zorlamanıza gerek yok. Zorladığınız zaman da buralarının dediğim gibi aşınmasına sebep olursunuz. Mesela diş fırçasıyla da yapıyorum şu şekilde. Ama bununla yapmadan önce şu boru kısımlarını şöyle tülle çok hafif hafif üstten böyle bu şekilde yapıyorum. Kireyi sadece şöyle kabartmak için böyle yapıyorum. Sonra diş fırçasıyla yapacağım. Zaten oluşmuş kireçleri dediğim gibi hemen çıkartıyor. Diş fırçasıyla da şu delik kısımlarına şöyle yapıyorum.
Bu başlığı düzenli şekilde yapmadığınız zaman kireç iyice oraya böyle oturuyor. Bunların mesela bu kısımları çıkmıyor. Çıkmadığı için de içinin tamamen tıkanmasına sebep olursunuz. Ondan dolayı düzenli bir şekilde yapmanızda fayda var. Şuralarım falan mesela sarardıysa bu parlatıcı beyazlamasını da sağlıyor. Normal yüksek ısıda mesela buharlı temizleyiciler bunları tamamen mahvetmeye yönelik olabiliyormuş. Aklınızda bulunsun. Şimdi ben bunu sıcak suyla yıkayacağım. Yani içindeki o şeyi daha çok yumuşatsın diye. Yani şu şekilde diş fırçasıyla yapıyorsunuz. İçindeki zaten böyle buralarda kara kara çıkmış şeyleri görebiliyorsunuz. Bazı yerlerinde yanlış ürün denemekten duşakabin şeyinde çok hafif paslanmalar olmuş şuralarında. Onları da mesela o şekilde paslanma varsa ben vazelinle çıkartmıştım. Vazelin yapabilirsiniz. Ama şu aralar falan bakın şu aralarda mesela çok pislik oluyor şuralarda. Şöyle yaptığınız zaman işleri de siyah siyah gözükür. Şimdi bunlara sıcak su koyuyorum. Şu şekilde mesela sıcak su. Şu an zaten hiçbir şey kalmadı bunun içinde. Burada görüyor musunuz parçaları? Gerçekten bilmiyorum ama bakın siyah siyah, beyaz beyaz. Bütün kireçler, suyun rengi bakın böyle görebilirsiniz. Bayağı gözüküyor. Parlatıcıyı neden suyla karıştırmadığımı her zaman söylüyorum. Parlatıcının etkisini su bitiriyor. Mesela şu şekilde 5 dakika beklettikten sonra içine bu şekilde su koyup içindeki o bütün pisliğin çıkmasını daha kolay şekilde sağlayabilirsiniz. Ama ilk önce parlatıcı tek olursa daha güzel oluyor. Bakın içindeki ilk gösterdiğim zaman böyle siyah siyahtı ve sarı sarıydı şuraları. Şu an mesela açıldı hepsi. Şimdi şunu bir güzel şurada durulayacağım. Sonra da duşta nasıl kalktığımı göstereceğim sizlere. İlk çıkan suyu gördüğünüz mü gerçekten bilmiyorum ama içinden sapsarı su çıkıyor ve hala karalıklar çıkıyor içinden. Yani bu boru inanılmaz derecede içine pislik ve inanılmaz derece kireç olur. Bakın parladı. Buralardaki kireçler çıktı. Şuralar çok hafif pas olmuş. Oralara da dediğim gibi vazelin yapacağım. Şuradaki kireçler gördüğünüz gibi çıktı. Bakın hala içinden pislik akıyor. Tamamdır. Kalanını duşta içindeki pislikleri suyu biraz fazla açarak akıtacağım. Şu an böyle komple bakın bu şekilde de parlıyor. Bakın nasıl tertemiz olduğunu görün. İlk önce şöyle bir kurulayım da sonra suyu açacağım. Tekrar ıslanacak çünkü. Ayna gibi olduğunu görebilirsiniz. Kameramı falan her şeyimi gayet net görüyorum. Bunu takayım size göstereyim size nasıl aktığını. Burada mesela takıyorum yerine. Suyu yine aynı şekilde sıcak açıyorum. İçindeki böyle çıkan pislikleri görebilirsiniz. Hala pislik çıkıyor. Gelen sarı su da çıkıyor. İyice durulandığı zaman o siyah siyah şeyler bitiyor. Su akışı bakın hepsi düz ve normal her yerinden su akıyor artık. Fazla su harcamayalım. Baktınız ki böyle çok kara kara geliyor ya. Onu mesela normal duru bir suyun içinde o şekilde bekletirsiniz. Daha çabuk akmasına sebep olur. Zaten artık şu an siyah siyah gelmiyor. İçi bakın şu şekilde bütün kireçlerin gittiğini görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi duş başlığımı bu şekilde temizliyorum. İçindeki bütün kireçleri, bütün kiri nasıl söktüğünü kendiniz de gördünüz. Dediğim gibi dikkatli bir şekilde yaptığınız zaman bakın herhangi bir problem yapmıyorsa ona göre bekletme yapın. Daha böyle kireçli yerlerde 5 dakika değil 10 dakika bekletin. Yani kirecin sökülme durumuna göre hareket edebilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Yeni gelenler kanalıma abone olmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.